Evet efendim, hayat sürprizlerle dolu. Yüreğiniz ağzınıza gelmesin ama bu sabah küçük bir kaza atlattım. Çok şükür şu anda iyiyim. Hastaneden geldik buraya. Nişantaşı'nda bir hastanede Doktor Çağrı Sade'ye çok teşekkür ediyorum. Sabahleyin efendim kahvaltımı ettim. Çayı sonra içme aklıma geldi. Biraz şekerim düşüktü. Hemen kahvaltımı edeyim, bir an önce iyice kavuşayım dedim. Böyle sofraya çayı getirdik bir kupa içinde. Ben çayı su, bildiğiniz su bardağında içerim. 20 senedir Gülay bunu bilir bizde birlikte. O da bizim yol arkadaşlarından biri. Bilir, bana bugün kupa da vereceği verdi ve kupa şöyle gidiyor yani. Orada bir şey vardı, bir şeye uzanayım derken falan neyse yani koca bir kupayı boca ettim. Kaynar çay bütün bacaklarıma döküldü. Şöyle gelelim, bu bacağım biraz böyle şey gibi sarılı şu anda. Yani buraya kadar, buradan buraya kadar sarılı, hastaneye gittik. Birinci derece bir yanık olmuşuz. Ne yapacağını da şaşırıyor insan. Bütün bilgiler uçuyor gidiyor o anda. Bu bacağım da çok yandı ama bu bacağım hani o kadar değil. Ucuz kurtulduk. Yani böyle bir şey oldu. Ama şimdi Semen'in yanına gidip azıcık onunla da konuşayım, ondan güç alayım. Biraz Gelmiş, şöyle geçmiş seke olsun. seke gidiyorum. Sen biliyor musun hani aniden böyle bir şey olduğu zaman hepimizin çoluğu çocuğu var. O kadar Allah da vermesin. sakınırız yani hani bebek varken falan evde Allah korusun. çayı ta biz mutfaktaysak salona koyuyoruz yani o kadar dikkat Dikkat ediyoruz. ediyorsunuz. Ama bu sabah böyle bir şey Gelmiş, geçmiş başıma olsun. geldi. İlk reaksiyon üstümdekini çıkartmak oldu ki bu çok yanlış bir şeymiş. Yani üstümüzdekiyle hastaneye gitmemizi Öneriyorlar. doktorlar öneriyorlar ve bir ilaç. Mesela bu benim evimde yoktu. Paylaşırsınız onu, evet. Resmini çektim hastanede. Hepinizin evinde bulunsun. Olduğu anda bu ilacı sürdüler. Mesela sağ bacağım sadece bu ilaçla kurtuldu. Sol maalesef bayağı bir kötü oldu. Ama oluyor. Gelmiş İşte geçmiş her olsun. şey başımıza geliyor. Görünmez kaza dedikleri şeyler oluyor. Neyse Gelmiş geçmiş şükrediyorum. olsun. Yine de iyiyim. Çaresi Yürüyebildim, olanmıştır. Çok gelebildim, şükür. konuşabiliyorum. Barış Turanlı'ya, program müdürüme çok teşekkür ediyorum. Ece Yılmaz, Mustafa Bülbül, yol arkadaşım Sibel hemen hepsi hastaneye geldiler sağ olsunlar. Program müdürüm bugün istersen program yapma dedi. Biz hazırlık yaparız dedi. Ama biz oyuncularda böyle bir şey yoktur. Ölmediğin sürece Hayat geleceksin devam gibi. ediyor. Bir terbiyeyle büyüdüm ben. Programımızı yapacağız. Sonra Yapacağız gider tabii gitmez, ki. biter gitmez Dinlenirsiniz. gidip dinleneceğim. Herkesin iyi Size dilekleri bir iyi şey gelir. olmasın, sizlere kötü bir şey olmasın, evlatlarınıza bir şey olmasın. Allah hepimizi esirgesin Korusun. diyorum. Semen, bu Efendim. sen de aradın. Çok teşekkür ederim. Neydi? Hemen duyar Çok duymaz. korktuk ya. Evet, yok, Ne ucuz yapacağız şimdi atlatıldı. hemen? Ne Ucuz yapacağız? Onu nasıl atlatıldı. yaparız? Bunu nasıl yaparız? Ya aklım bildiğim bir şey benim. O yarının havayla temasını hemen kesmek gerekiyor. O yüzden çıkarmamak lazım belki üstümüzdekini. Ilık su, yani Evet. soğuğa yakın ılık bir suya tuttum. Hemen Hı-hı. İyi duşa geldi, değil mi? girdim. O iyi geldi. Fakat bu ilaç olsaymış, o hem Hemen spreyi acıyı varmış alıyor. hem şeysi, benim bilmediğim bir ilaçtı. Tamamen yanık için. Hemen onu sıksaymışız mesela. Evlerde bulunsun, Benim ben size mutfağımda yazacağım. var. Sende Mutfakta varmış. hemen ocağın yanında o ilaçları, iki tane ilacı vardır. Paylaşırız. Evet, yani Bulundurur mutlaka. üzülmeyin, geldi geçti. Cuma'ya kadar bacağım sarılı kalacak. Geçecek. Sonra pansumanına hani Geçecek. pansumanımı yapan cerrah, bir estetik cerrah. Daha önce de bir kaşım yarılmıştı, onu diken. Tesadüf bugün yine Çağrı Bey varmış hastanede. Sağ olsun, Allah razı olsun. O yaptı pansumanımı ve sardı. Cuma günü bakacağız duruma göre. Gelmiş geçmiş Sağ olsun olun, çok diyelim. teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin duaları iyi Anlattım gelir hani size. buz muz uygulamayın. Mesela Mehmet Öz'ün böyle bir videosu var. Buz uygulamayın Evet. diyorlar. Evet Semen, ayvayı yedim ben bugün. Sen daha pişirmeden ben Öyle olmuş. en sevdiğim şey ne yapıyorsun bugün? Ayvacandır diyelim.
Şimdi ben diyete önem verdiğim için, sağlıklı ve düzgün beslenmeye artık çok hassasiyet gösterdiğim için kalorisiz ayva dedik, ayva tatlısı dedik bugün yapacağımız şeye. Tabii ki çok minnacık kalorisi var, hiçbir şey kalorisiz değildir ama yüksek kalorisi olmayan, şeker kullanmayacağımız bir ayva tatlısı yapacağız. Yapacağız demek de biraz komik kaçıyor aslında. Yaptığımız şey şu, izleyicilerimize gösterelim. Ayvaları temizledik, ortalarından ikiye kestik. Orta yerlerine çekirdeklerini koyduk. Ayvanın her şeyini ayırlayıp, ayıklayıp çekirdeğini orta yerine koyduk. Üzerine alüminyum folyo ile kapatacağız. 200 derecelik fırında artık ayvanın büyüklüğüne göre 20 dakika, yarım saat kadar pişireceğiz. Göreceksiniz bu böyle marmelat gibi, helva gibi nefis bir şey olacak. Üzerine de tatlı lor peyniri ve lemle peynirini karıştıracağız. Biraz tarçın koydum içine. Kaymak yerine de onu kullanacağız. Arzu edenler bunun içerisine o diyabetik şekerlerden biraz ekleyebilirler tatlı olmasını istiyorlarsa. Nefis bir tatlı oluyor. Koyarlar bir parça pudra şekeri falan. Yani yiyebiliyorlarsa. Evet. Çok basit, nefis bir tatlı. Şöyle hemen üzerine alüminyumla kapatıyorum. Güzel. Ve bunu bu şekilde fırına vereceğim. Şimdi alüminyumun bu şekilde kapatılmasına hemen Twitter'dan bir şey yazılabilir. Siz evinizde bildiğiniz gibi yapın. İçine kağıt koyun, pişirme kağıdı koyabilirsiniz. İşte alüminyum... bir dakika. Alüminyum folyo olurken çok gürültü sesinden oluyormuş. Tamam. Bu böyle dursun, anladınız. ben hayır, onu kapatacağım mikrofonu sonra. Kapatarak. Hani içine kağıt koyarak... yapabilirsiniz. Yapmaya çalıştığımız şey Derya Hanım, kapaklı bir kapları varsa kapaklı kapta yapsınlar. Evet, yapmaya fırın çalıştığımız kabı. Kendi buharında pişmesini sağlar. Kendi buharında pişecek. O yüzden üzerini kapatıyoruz alüminyumla. Başka bir şeyle kapakla kapatın, kağıtla kapatın, o da olur. Hiç kağıt koyup değil. Üstüne alüminyumla kapatıyorum. Hemen öyle yapınca birileri bir şey yazıyor. Biliyoruz yani konuyu, seyircilerimiz de biliyor ama biz burada pratikleşmeye çalışıyoruz birazcık. Siz evinizde daima içine bir kağıt koyarak yapmaya çalışırsınız. Sibel'in yanına gidiyorum. Tamam. İkinci yemeğin neydi? O çok ilginç. İkinci yemek çocuklara lahana yedirmek için birebir lahanalı kıymalı bir tart yapacağız. Bu bir İrlanda tarifi. Tartı da robotta yapacağız. O yüzden kaçırmayın. Bütün tarifleri de benim sosyal medyada bulabilirsiniz. Az sonra hepsini vereceğim ölçülerini. Tamam. Başlayalım mı onu da yapmaya? Hayır, başlama sonra geleceğim ona yanına. Bir öğreneyim dedim. Yabancılar lahanayı çok kullanıyorlar. Çok faydalı bir şey. Değil mi? Çok, hem salatada çok kullanıyorlar. Diüretik bir de. Her şeyin yanına hafif haşlanmış, haşlanmamış, böyle biraz ovulmuş bu beyaz lahanayı. Mesela sosisin yanında, etin yanında lahana salatasını çok yiyorlar. Etik bir şey der yani. Evet, vücuttan su atmak için de. O yüzden de sık sık yememiz lazım. Aslında şey hocamız söylüyordu onu, İbrahim Saraçoğlu. Lahanada U vitamini olduğunu ve çok azıcık şey kaynatıp o. Suyunu bir parça da içebilirmişiz. Evet. Şimdi lahanayı hazırladık Derya Hanım. İçinde neler var onları bir sıralayalım. Bir tane patates koydum. Yarım lahana, orta boy yarım lahanayı ince ince doğradım. 250 gram kıyma, birazcık kekik, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı şeker koydum. Şimdi acı koyuyorum birazcık. Yani seviyorsanız çok koyun. Ne kadar seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Sonra birazcık hardal koyuyorum. Neden? Çünkü bunun içinde aslında orijinalinde Worcestershire sos diye bir sos vardır. O sosu nereden kim bulacak şimdi? O buna benzeyen bir şey. Evet. Etlerde falan kullanılıyor. Çok da güzel evet. oluyor. Ama aşağı yukarı bunun gibi bir şey. Dediğim gibi bir kaşık sirke, bir kaşık da şeker koydum içerisine. Ve bunlarla ketçap ve hardalla o hale geliyor. Bu içi olacak. Gelelim hamuruna. Evet. Şimdi hamurunu burada yaptık. Onu izleyicilerimize gösterelim. Hamur yapmak için robotlarınızı kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde sadece tereyağı ve un var. Tereyağı ve unu iyice çektim. Şöyle ekmek kırıntısı gibi ince ekmek kırıntısı haline geldiği zaman içerisine iki tane yumurtasını ekliyorum. Hı hı. Ve soğuk süt ekleyin. Bir fincan soğuk sütünü ekliyorum. Tartamuru basitçe yapacağız. Evet. Ve sonra tekrar robotunuzu da çekin. Burada çok gürültü olacağı için ben şimdi bunu sonra yapacağım.
Bir yarım saat en az bekletiyorsunuz. Streçe sarın, buzdolabına koyun. Bu tart hamurun içerisinde bu sosu saracağım. Sizinle tekrar onu göstereceğim. Güzel. Hoş geldin. Ya tart hamurunu ne güzel yaptın, şimdi, açtın Semen. Tart hamurunu düz bir vaktimiz az, hemen özet anlatıyorum. Tart hamurunu dümdüz açıyorsunuz. Hafif dikdörtgenler şeklinde kesiyorsunuz. Ve içerisine hazırladığımız harcı bir tarafına koyuyorsunuz. Diyelim ki tart hamuru bilmiyoruz. Milföyle yapabilir miyiz? Çok güzel olur. Olur tabii ki olur. Olur mu? Orijinali tart ama yufkayla da olur. Olmaz diye bir şey yok. Tamam. Hamurun üç tarafını da ıslattım. Normal bir suyla ıslattım. İsteyen yumurtayla ıslatsın. Ve şöyle bastırıyorum. Aa, Semen olay bir şey. Ondan sonra sevimli gelen kısmı bana şuydu. Şöyle çatalla bastırıyorum. Her tarafına, yani üç tarafına. Teşekkür ederim. Benim sağ bilek pert olduğu için. Hepimizde bir şey var diyorum. Evet. Üzerini deliyorum. Ve bu şekilde buraya alıyorum. Yapılmışları burada. Üstüne bir şey sürecek miyim? İsteyen yumurta sarısı sürebilir üzerine. Tamam. 175 derece fırında ısıtıyoruz. Wow, şurada çok güzel. Nohut peyniri, labne peyniri ve tarçınımı karıştırıyorum güzelce. Tamam. Ayva tatlısının üstüne bunu hazırladım. Birazdan o da hazır olacak. Süpersin.